Eğitimde akıllı tahta kullanımı arttıktan sonra akıllı tahta yazılımları da vazgeçilmezler arasına girdi. Ancak akıllı tahta yazılımını kullandığınızda birden fazla kitap oluşturamadığınız için diyelim 9. sınıfa ders anlatıyorsunuz, 4 tane sınıfa giriyorsunuz. Her birinde aynı yazılım çalışıyor. Hangi sınıfta hangisini çözmüşsünüz, hangi sayfada kalmışsınız bunun takibi zor. Ancak öğretmenlerin kullanımına sunulan bu yazılım şeklinde değil de PDF olsa, diyelim dediğiniz gibi aynı seviyedeki 4 sınıfa giriyorsunuz, o PDF'ten 4 tane çoğaltırsınız, sınıf klasörleri yaparsınız ve nerede kaldıysanız, hangi soruları hangi sınıfa çözdüyseniz rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ben derslerimde PDF kullanıyorum. PDF'i Android platformunda EZ PDF Reader diye çok güzel bir yazılım var. Kalem özellikleri çok gelişmiş. Windows platformunda anlattığınızda da PDF Annotator var. Bunlarla oldukça efektif bir şekilde ders anlatabiliyorsunuz. PDF haline getirdiğinizde de demiş olduğum gibi en büyük avantaj sınıf adedince çoğaltıyorsunuz, sınıflara klasör oluşturuyorsunuz, hangi sınıfa hangi soruyu çözmüşsünüz, hangi sayfada kalmışsınız, neleri ödev vermişsiniz hepsini takip edebiliyorsunuz. Fakat bunu akıllı tahta yazılımlarıyla ne mobil platformda ne Windows platformunda yapmak mümkün değil. Yani akıllı tahta kitabı bir tane açtığınızda o bir tane. Ondan çoğaltamadığınız için farklı sınıflara girdiğinizde hep aynı sayfadan açılacak. Tekrar silmeniz lazım, tekrar çözmeniz lazım vesaire bir takım zorluklar var. Dolayısıyla bu akıllı tahta yazılımlarından kullandığınız dokümanları PDF haline getirmekte elzem bir hale gelmiş oluyor. Fakat bu yazılımlar .exe formatında olduğu için bunları PDF haline getirmekte pek mümkün değil. Ancak uygun bir şekilde ekran görüntüsü alarak resim formatında daha sonra bu resimleri birleştirerek PDF yapmamız mümkün. Tabi bunlar vektörel format olmayacağı için çok yüksek kalitede değil. Bunlarla kaçak basım vesaire yapılma riski de yok. Zaten böyle bir PDF yaptığınızda bunu sadece siz kullanmalısınız ve derslerinizde de kullanmalısınız. Herhangi bir platformda paylaşımının da yasal olmayacağını buradan söylemek istiyorum. Yani öğretmen PDF dokümanı aynı akıllı tahta dokümanını kullandığı gibi sadece derslerinde kullanabilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir tane açalım. Evet, bir akıllı tahta dokümanı açtım. Bunu büyüttüğümüzde bakın görüntü kaybı olmuyor. Aslında bu vektörel bir format. Gerçi şurada kök 7'de bir görüntü kaybı olmuş. Orada herhalde kitabı hazırlarken bir hata yapmışlar. Normalde görüntü kaybı olmuyor. Çünkü vektörel. Yani resim değil bu. Ancak bunu ben böyle tam sayfa yaptığımda oldukça küçük görünüyor. Yani buradan ben ekran görüntüsü alsam bunu derslerde kullanmam çok zor olur. Çünkü görüntü çok kötü olur. Ancak ben bunu mesela şimdi ekran en fazla normal pozisyonda buna el veriyor. Ben ekranı sola döndürsem, yani ekran döndürme özellikleri var biliyorsunuz. Ayarlardan döndürebilirsiniz. İnce uzun sayfa ince uzun olduğu için sola yatık olarak çok daha büyük ve kaliteli bir görüntü elde edebilirim. Şimdi ekranı sola yatırıyorum. Ekranı sola yatırdığımda normal pozisyonda açtığım için oldukça küçük göründü. Belki sizde şu an ekranı kaydeden program da kendi de sola yattığı için sizde düz görünüyor olabilir. Ancak benim ekranımda sola yatık görünüyor. Ancak şu an bakın iyi bir görüntü elde edemiyorum. Aslında şu bant olmasa burada buradan ekran görüntüsü alabilirim ama bu şekilde olmadı. Tekrar düzeltiyorum. Yani böyle görüntü alamam. Ama bunu kapatıyorum. Şimdi ekranı sola döndürdüm. Tekrar açtığımda aynı akıllı tahta dokümanını. Evet, oldukça güzel bir halde geldi. Benim şu an ekranımda bu sola yatık ve ekranın tamamını kaplıyor. Yani görüntü kalitesi iyi. Dediğim gibi belki sizde düz görünebilir. Ancak bendeki şu anki görüntü ekran sola yatılmış ve ekranda hiçbir boşluk yok. Yani oldukça kaliteli bir görüntü elde ediyorum. Buradan ben ekran görüntüsü alabilirim. Normalde print screenlerde sayfa sayfa ilerleyerek bunları ekran görüntüsü alabiliriz güzel bir şekilde. Ama bende dokunmatik bir bilgisayar var. Ben ekranı katlayarak kucağıma alıp nasıl alacağını göstermek istiyorum. Dediğim gibi öyle bir dokunmatik bir ekranınız yoksa bilgisayarınızda mesela bu sayfanın görüntüsünü aldınız, print screen'e basın. Sonraki sayfaya geçin, bunu ayarlayın, print screen'e basın. Bu şekilde resimler rahatlıkla elde edebilirsiniz. Ben ise daha önce de tanıttığım Hot Virtual Keyboard'ı kullanıp oraya mesela print screen tuşu ekleyip yeni bir klavye oluşturacağım. Onu ekranda sabit tutacağım ve ekran katladığım zaman yani klavyeler kapandığı için o butona basarak
sayfaları geçerek dokunmatik olarak görüntüleri alacağım. Virtual Keyboard'a girelim. Ayarlar. Bakın şurada şu en üstteki klavye tipindeki 3 noktaya tıklıyorum. Düzenli kısmında yine 3 noktaya tıklıyorum ve yeni bir klavye oluşturacağım. Yeniye tıklıyorum. Şimdi bana bir Print Screen tuşu lazım. Ekle diyorum. Tabi istediğiniz tuşları ekleyebilirsiniz ama şu an bana lazım olan Print Screen. Evet. Print Screen burada. Tamam dedim. Tuşu biraz büyütelim. Mesela 50'ye 50 olsun. Bu büyüklük yeterli zannediyorum. Klavyeyi de biraz daraltalım. Bu da 60'a 60 olsun. Şu an tek tuş lazım olduğu için. Evet, klavyemizi yaptık. Kaydediyorum. Ne diyeyim? 1 diyeyim, 1 diye kaydettim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Klavyem tamam. Kapattım. Tamam dedim. Şimdi bu sağ tarafı almış. Tekrar ayarlamamız lazım. Ayarlara tekrar girdim. Şu konum kısmını sol idi. Bunu kaldırıyorum. Herhangi bir yer seçmiyorum. Yakınlaştırmada uzunluğa sığdır vardı. Bunu da kaldırıyorum. Şu an sadece bakın tek bir menü kaldı. Evet, şu an istediğim hale geldi. Bunu taşıyalım. İstediğim yere taşıyabilirim. Sadece buna tıklayacağım ben. Şimdi akıllı tahta yazılımını açalım. Ekranı sola yaslayalım. Sola yaslı iken açı tıklıyorum. Evet, şu şeyde Print Screen tuşunu da uygun bir yere taşıdım. Alt tarafa. Çünkü belki bunu biraz daha güzel görüntü olsun diye büyütebilirim. Akıllı tahta programının menüsünü de şu alt tarafa sakladım. Şu an ekranı katlamış haldeyim. Her şey hazır. Ben Light Screen diye bir ekran alıntısı programı kullanıyorum. Bu programda Print Screen'i direkt şu klasöre kaydetmesi için ayarladım. Bu ücretsiz bir program, Light Screen isimli. Bununla ilgili de benim kanalımda video var, bunların ayarlarıyla ilgili. Hot Case kısmında bakın Print Screen tuşunu tam ekran görüntüsü. Zaten Print Screen tam ekran görüntüsü ama bir yere kaydetmiyor bunu. Bu program sayesinde şu klasöre bunu otomatikmen her Print Screen'e bastığımızda kaydedecek. Şimdi ekran büyüklüğünü ayarladım. Şu an bilgisayarımı katladım ben. Print Screen'e bastım. Kaydetti. Sıradaki sayfaya geçtim. Yine ekran büyüklüğünü ayarladım. Print Screen'e basıp kaydettim. Sıradaki sayfaya geçtim. İsterseniz açıldığı anda da bırakabilirsiniz. Ben biraz daha görüntü kalitesi iyi olsun diye büyütüyorum. Bu şekilde ekran görüntüleri alarak bir kitabı yaklaşık 15-20 dakikada böyle resimler halinde kaydedebilirsiniz. Şimdi kaydettiğim klasöre girdim. Zaten 4 sayfa görüntüsü almıştım ben. Tabii siz burada fasikül fasikül kaydedebilirsiniz. Ünite ünite kaydedebilirsiniz. Burada 50-60-100 sayfa olacaktır belki. Ama ben fasikül fasikül kaydediyorum. Ayrı ayrı onları dosyalıyorum. Şimdi bunların hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Adobe PDF'e dönüştür var. Acrobat'ta birleştir var. Yani bunları PDF'e dönüştürmek için en iyi araç zaten PDF formatını çıkaran Adobe'nin Acrobat Pro'su. Dosyaları Acrobat'ta birleştir seçtim. Şurada seçeneklerden dosya boyutunu en büyük seçiyorum. Yani en yüksek kalitede bunları PDF'e çeviriyorum. Birleştir dedim. Evet, kısa süre içinde bunları birleştirdi. Evet, görüntü kalitesi de gördüğünüz gibi hiç de fena değil. Akıllı tahtada anlatmaya yeterli olacak şekilde görüntü var ama vektörel de değil. Yani bunu gidip kaçak olarak matbaada bastırmak falan da mümkün değil. Tabii benim bu print screen'im de burada duruyor. Evet, bu şekilde. Tabii bunların sayfalarını da ayarlamak lazım. Kesilecek yerleri kesmek lazım. Şu alttan üstten fazlalıklar var. Mesela şu print screen'ler bile, klavye oluşturduğumuz buton bile oradan görünüyor. Bunları keselim. Bunun için en pratik yol şu. Şurada düzenle kısmı var. Buna tıklıyoruz. Sonra üst tarafta sayfaları kırp var. Buna tıklıyoruz. Buna tıklayken görünüm olarak da bu sayfaları birbirinden ayırırsak daha iyi olur. Bir tam sayfaya sığdırı seçiyorum. Şöyle ufaltıyorum. Görünmesini istediğim kısımları bakın buradan seçeceğim. Şu kadar görünsün. İki kere Enter'e basacağım. Hatta bunu tüm sayfalara da uygulayabilirim. Uygulayalım. Bakın bir sefer de hallettik. Şimdi sayfalara bir bakalım. Tam ekran görünüme geçiyorum. Ctrl L ile. Evet, sayfalar gayet güzel. Birinci sayfam, ikinci sayfam, 3, 4. Birkaç tıkla bunu da halletmiş olduk. Tabi isterseniz biraz daha alttan kısaltırsınız veya daha uzun da bırakabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde akıllı tahta dokümanlarını bize yetecek kalitede biraz yaklaştıralım. Bize yetecek kalitede PDF'lere yani sınıfta kullanabileceğimiz kalitede PDF'lere çevirmemiz mümkün. Ama tekrar söylüyorum, bu elde etmiş olduğunuz PDF'leri sadece kendiniz kullanabilirsiniz. Bunları internette paylaşmak, başkalarına vermek yasal olmayacaktır. Öğretmen kullanabilir.